Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İş Bankası mobil uygulamasında eğitim ödemelerinin nasıl gerçekleşeceğinden bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Ödemeler diyorum. Eğitim ödemeleri. Burada sınav ödemeleri ve üniversite özel okul ödemelerini görüntüleyebiliriz. Sınav ödemeleri yeni bir özellik. Hemen bakalım. Evet, ödeme yapılabilecek sınav bulunmamaktadır şu an diyor. Kurumun sınav takvimini kontrol ederek tekrar deneyiz diyor. Eğer örneğin ÖSYM'de yer alan bir sınav var ise, diyelim YKS sınavına gireceksiniz ve ödemesini gerçekleştirmek istiyorsunuz. Burada sınavı görüntüledikten sonra hesabınızı seçiyorsunuz. Hesabınız üzerinden sınavın ödemesini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Aktif bir sınav bulunmadığı için böyle bir hata almamız normal. Eğer sınav takviminde bir sınav yer alıyorsa burada görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz. Evet, üniversite özel okul ödemelerine bakalım. Burada öncelikle üniversitemizi veya özel okulumuzu seçiyoruz. Çukurova Üniversitesi diyorum. Harç ödemesi ve serbest ödeme seçenekleri mevcut. Eğer harç ödemesi dersem bizden öğrenci numaramızı isteyecek. Öğrenci numaramızı girdikten sonra işlemlerimizi gerçekleştirelim. Evet, öğrenci numaramı giriyorum. Devam diyorum. Evet, bana ait bir harç borcu veya ödemesi bulunmamıştır arkadaşlar. Eğer size ait bir borç bulunursa buradan görüntüleyebilir. Ödemesini hesaplarınız ve kartlarınız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Evet, serbest ödeme dediğinde aynı şekilde öğrenci numaramı giriyorum. Devam diyorum. Yine aynı şekilde Çukurova Üniversitesi'ne ait bir serbest ödemeniz var ise, örneğin bir kart çıkarttınız ve bunun ödemesini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Veya bir etkinliğe katıldınız, bunun ödemesini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Buradan görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz. Evet, tekrar geri gelelim. Özel okullar için bu işlem nasıl yapılıyor? Hemen bir özel okul seçelim. Örneğin Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi. Burada da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramızı girmemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramızı girdikten sonra devam diyoruz. Eğer size ait bir borç var ise bu üniversiteye ait, buradan görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.